Dosyaya hoş geldiniz. Yine her hafta olduğu gibi bir dosya konumuz ve konuğumuzla karşınızdayız. Bu haftaki dosya konumuz Papa'nın Irak'a yaptığı ziyaret. Gerçekten tarihi anlar yaşandı son birkaç gün içerisinde. Papa Francesco, tarihte ilk defa bir Papa, Katolik lideri Papa, Irak'ı ziyaret etti. O ziyarette görüştüğü isimler, Sistani ile görüştü, Şii lider Sistani ile, Barzani ailesiyle, yine Mesut Barzani ile görüşmeler gerçekleşti. Açıklamalar yaptı, IŞİD'le ilgili açıklamaları var, bölgeyle ilgili açıklamaları var. Bu ziyaretin öncesini, sonrasını ve bu ziyaretle ne amaçlandığını dosya şeklinde önümüze koyacağız ve Orta Doğu, Avrasya ve Asya Pasifik Platformu ODAP Direktörü Ali Semin'le birlikte bu konuyu konuşacağız. Ali Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Cuma Bey. Evet, tarihi bir süreçten geçiyoruz aslında. Benim gördüğüm kadarıyla bu görüntüler, özellikle Papa'nın Irak'ı ziyaret etmesi, yani tarihte ilk defa bir Papa'nın Irak'ı ziyaret ediyor olması, orada yaptığı görüşmeler, yapılan açıklamalar, yayınlanan harita pulları vesaire gibi durumlar hem Türkiye için hem de dünya açısından, Orta Doğu açısından gerçekten tarihe geçecek anlar yaşandı ve Papa ziyaretini gerçekleştirdi. Bu ziyaretin öncesi sonrası neler olacak, ne bekleniyor, bunu sizlerle konuşacağız. Ben öncelikle şu soruyla başlamak istiyorum. Yani klasik de bir soru olacak. Bayram değil, seyran değil, Papa Irak'ı neden ziyaret etti diye insanın bir sorusu geliyor. Sizce Papa Irak'ı neden ziyaret etti? Evet, şimdi Papa'nın ziyaretine baktığımız zaman Türkiye'de sanki Papa'yı bir ay önce, 15 gün önce davet edilmiş de Irak ziyaret etmiş gibi gösteriliyor. Ama aslında Papa'ya Haziran 2019 yılında Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'in bir daveti vardı Irak'a ziyareti için. Şimdi şöyle, Irak'a ziyareti dediğimiz zaman sizin dikkatinizi şu soru çekebilir. 2019'da yapılan bir ziyaret neden 2021'in ve Mart ayına geldi? Yani yaklaşık nereden bakarsanız bir yıl 10 ay içerisinde Irak'ı ziyaret ettiğini görüyoruz davetten sonra. Şimdi burada açık söyleyeyim. Bu ziyaretin amaçları farklıydı. Irak'ta tabii ki Irak'taki gelişmelere baktığımız zaman ve Papa'nın özellikle COVID-19 korona hastalığından, salgınından sonra ilk defa Irak'ı ziyaret etti. 15 ay sonra ilk defa bir yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi ve bunu da Irak'a yaptı. Bunun sebepleri var. Bunlardan bir tanesi ABD, aslında sonunda söylemem gereken bir konu ama başında söylemekte fayda var. ABD başkanlık seçimi biliyorsunuz 3 Kasım'da yapıldı. Evet. Ve Biden başkan oldu. Biden da Katolik bir Hristiyandır ve Kennedy'den sonra, yani 35. ABD başkanından sonra 46. ABD başkanı olarak ikinci kez bir Katolik başkan geliyor ABD'nin başına. Bu bir sebeplerden bir tanesi bu. İkinci sebep şu: Irak'ta 2003 işgalinde, Irak'ın ABD'nin işgaliyle birlikte biliyorsunuz Irak nüfusunun 26 milyon olması ve 26 milyonun da 1 milyon 500 binle 1 milyon 800 bini arasında bir Hristiyan söz konusuydu Irak'ta nüfus olarak. Oranı da yaklaşık %6'ya tekabül ediyor. 5 ile 6 arasında tekabül ediyor. Şu anda Irak nüfusu 40 milyon ama Irak'ta Hristiyan nüfusuna baktığımız zaman 250 binle 400 bin arasında söylüyorlar. Ama net olarak 250 bin söylüyorlar. Yani onu söyleyeyim. Bazı taraflar, bazı medya mensupları ya da Hristiyan tarafı bunu çok fazla ön plana çıkardığını görüyoruz. Yani 400 bin şu anda Irak'ta açıkçası Hristiyan'ın olduğunu ben düşünmüyorum ama 300 bin derseniz inanırım. Yani o oran olarak. Çünkü bunlar hepsi yurt dışına göç etmek zorunda kaldı. Irak 2003 sonrası ABD işgaliyle birlikte. DAEŞ özellikle 2014'te
DAEŞ'in Irak'taki yükselişiyle birlikte ister istemez bu gruplar, yani dini gruplar, Hristiyanlar yurt dışına göç etmek zorunda kaldı ve yurt dışına göç ettiği zaman da en çok da Ürdün'e göç etti Irak'taki Hristiyanlar. Bu bir nokta. Yani ikinci nokta dediğimiz gibi Biden'ın gelmesi, Katolik olması. İkincisi Irak'taki Hristiyan nüfusunun yurt dışına kaçmak zorunda kalması. Üçüncüsü daha önemli bence. O da şu, Katolik olarak. Yani Irak Hristiyanların %80'i Katoliktir, oran olarak söylüyorum. Bu çok önemli ve anlamlıdır. Yani Katolik bir liderin Irak ziyareti sırasında neden 250 binle ya da 300 bin civarında bir Hristiyan için Irak'ı ziyaret etti, tartışılır konular. Yani bunlar acaba Papa'nın ziyaretini 3 soru üzerinde, aslında siz de belki bunu hazırlamışsınızdır. Ama bana göre 3 soru üzerinde bunu kurgulamamız lazım. 1. Katoliklerle Şiiler arasında bir iletişim kurmak mı amaçlandı? Evet. Papa ziyareti. İkincisi, Katoliklerin ya da Irak'taki Hristiyanların geniş yelpazede bunu ifade edersek, Irak'tan göç etmelerinden dolayı bunların tekrardan Irak'a dönmesini mi sağlayacak? Yani göç edenlerin Irak'ı terk etmemeleri için. Burada bir güven var. Bakın, ben sizin liderinizim. Burayı ziyaret ettim ama siz yoksunuz. Buraya gelebilirsiniz, tekrar geri dönebilirsiniz. Kendi ülkeniz, kendi toprağınız ve biz burada Hristiyan olarak çok önemlidir. Hatta buna örnek olarak şunu gösterebilir. Yani Kıptiler sürekli Mısır'da saldırıya uğradılar, biliyorsunuz, özellikle Arap Baharı'ndan sonra. Ama hiçbiri Mısır'ı terk etmediler demek için mi? İkinci soru dediğimiz. Evet. Üçüncü soru da şu. Bunu çok altını çizmek isterim. Size burada bir özellik kurabilir miyiz? Bunun için geldim. Bunun arayışı olabilir mi? Irak 3'e bölünüyor. Biz bunu 4'e bölelim. Ama Hristiyan bir devletinde, Katolik bir devletinde bir Irak Vatikanı'nın ortaya çıkması için biz bunun çalışmasını yapabilir miyiz? Bu 3 soru çok önemli. Ben araya girmek istiyorum burada Ali Bey, müsaadenizle. Eyvallah. Yani işin şu şekilde sorayım sorumu. Yani Papa'nın ziyareti hem Hristiyan dünyasına hitap eden bir boyutu var, hem de ziyaretinin bölgesel anlamda da bir anlamı var. Biden'la ilişkisini de kurdunuz. Yani şunu mu söyleyebiliriz ya da şöyle sorayım. Bu ziyaret dini bir ziyaret miydi, siyasi bir ziyaret miydi, yoksa her iki yönüyle de ele alınması gereken bir ziyaret mi sizce? İlk sorunuzdan başlayayım. Siyasi bir ziyaret, mezhebi bir ziyarettir diye düşünüyorum. Dini değil. Onun altını çizmek lazım. Çünkü yanlış anlaşılan var. Ben ziyareti olduğu günden, yani 5 Mart'tan 8 Mart'a kadar biliyorsunuz Irak ziyareti sürdü 3 gün. Evet. Ve bu ziyaretin başlangıcından beri ben sürekli şunu dile getirdim. Papa'nın ziyareti dinler arası diyalog değil. Mezhepler arası bir diyalogtur. O da nedir? Şöyle ifade edeyim. Katoliklerle Arap Şiiler arasında bir diyalog sürecinin başlaması. Yani bunu da 6 Mart'ta Ali Sistani, dini merci, Şii dini merci Ali Sistani'nin ziyareti sırasında biz bunu gördük açık bir şekilde. Bu ziyaret, yani neden Şiilerle bir şey kurmak istiyor? Diyalog ya da bir ittifak kurmak istiyor olabilir. Bunu çok güzel bir soru. Aslında bunu bugüne kadar bana soran olmadı. Açık söyleyeyim Cuma Bey, tebrik ederim. Şimdi şöyle, neden Irak Şiileriyle ya da neden Şiilerle, yani evet. Bu çok önemli bir soru. Çünkü bu noktanın biraz bölgesel bir güç olarak İran'ın ortaya çıkması, nüfus alanının artırması ve Batı ile ABD'nin 2003'ten beri İran'la sürekli askeri, siyasi, ekonomik yaptırımlar dahil bunun içerisinde mücadele etmesini görüyoruz, değil mi? 2003'ten evet, beri. Evet. Özellikle 2005'ten beri yaptırımlar çok arttı İran'a karşı.
Ama bunun sonuna bunun sonucu olarak da ABD'lerle ya da Batılılara hep şu geldi. Daha güçlü bir İran, daha güçlü bir Şii milis güçlerinin oluşmasına neden olan gelişmeler yaşandı. Şimdi bana göre o dediğiniz soru çok önemli. O yüzden önemsiyorum da bu soruyu. Şöyle bir şey düşünmek lazım. Neden Irak Şiileri dediğiniz doğru. Şimdi şöyle, Batı, ABD 2003'ten sonra İran'la sürekli siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik, Irak'ta bu alanlarda hep mücadele etti. Şimdi bunu dini versiyon olarak, bunu daha çok mezhebi olarak bir operasyon olduğunu, bir mücadele alanı açtığını görüyoruz. Yani bu sorunun cevabı şudur. Neden Şiiler? Çünkü Irak Şiilerinin, hatta Irak değil, bölgesel, küresel Arap Şiiliğin ile Fars Şiiliğin arasında bir keskin bıçak gibi bu ziyaretin oturacağını ve bu ziyaretin bu konuda nasıl katkıda bulunacağını konuşmamız lazım. Şimdi şöyle, bakın, Sistani'nin önemsediğim şu yönü var ve Papa'nın da ziyaret talebinin Sistani'ye sebeplerinden de bir tanesi budur. İran Şiiliği 79 İran devriminden, Hümeyni devriminden sonra sürekli velayeti fıkıh üzerinden kurulmuş. Evet. Yani siyasetin tepesinde dini otoriter. Olacak, evet. Din adamının otoritesinin kurulması için zaten bir İran Cumhuriyeti ilan edildi. Hı-hı. Hatırlarsanız Şah'ın devrilmesinden, evet, sonra. Ama Irak Şiiliğine baktığınız zaman özellikle Sistani'nin izlediği dini yol haritasına baktığımız zaman burada farklı bir boyut, her ne kadar boyut olduğunu o şekilde açıklayabilirim. Diyor ki Sistani, ben diyor dini bir otoriterim ve ben burada sadece fetva vereceğim, siyasete katılmayacağım, karışmayacağım. Her ne kadar bunu söylese de ama şu anda siyasette çok etkili. Şöyle, teorik olarak velayet-i fıkıh Hümeyni sisteminden farklı olarak görünse de aslında dolaylı olarak Hümeyni kadarı Irak siyasetinde, Şiilik siyasetinde etkin bir Sistani ve din adamı, Şii din adamı söz konusu. Neden şunu söylüyorum? 2005 ilk seçimler yapıldığı zaman 31 Ocak'ta 2005'te Sistani fetvalarla işte şu partiye verirsiniz der, işte fetva verir, işte şu partiye verirseniz kafir olursunuz. Dolaylı yollardan siyasete fetvalarla etkiledi. 2014 Haziran ayı zaten kırılma noktasıydı. Haçlı Şaibi için fetva verdi, silahlanın, bir seferberlik ilan etti ve Haçlı Şaibi milis gücünün şu anda 150 bin kişilik milis gücünün ortaya çıkmasını sağladı. Demek ki nedir? Teorik olarak Sistani aslında bir Şii devleti ya da bir Şii siyasetini göstermese de ama dolaylı yoldan Irak siyasetine çok etkili olduğunu görüyoruz. Mesela şöyle, başbakanı, ben bu başbakana destek olmayacağım ve ben buradaki siyasilere destek vermiyorum dediği zaman dini siyasetten ayrıştırıyoruz gibi bir tablo çiziyor. Ama aslında öyle değil. Anlaşılan şu, sadece gördüğümüz kadarıyla Sistani'nin velayet-i fıkıh Hümeyni'nin kurduğu düzenin farklı bir dolaylı yoldan bir düzen kurduğunu kabul etmiyoruz ya da göremiyoruz. Bunun için dikkat ederseniz, bu sorunuzu o yüzden benimsiyorum. Aslında Papa'nın ziyareti şudur. Bir kere Batı karşıtı, az önce söylemiştim. Bir söylem geliştirmemesi. Hatta 4 Ekim 2004 yılında Sistani Londra'yı ziyaret etti tedavi için. Kendi sağlık durumu kötü olduğu için, tedavi için Londra'yı ziyaret etti. Bakın, bugüne kadar Londra'yı ziyaret eden bir Sistani var ama Batı'yı ziyaret eden bir Sistani yok.
Evet. Bugün baktığımız zaman Papa'nın Irak ziyareti sırasında 5 vilayeti ziyaret eden, ili ziyaret eden Papa, Bağdat başkenti olmak üzere 5 evet. tane diyorum. Nasırya, Necef, Erbil ve Musul. 5 tane vilayetten bahsediyoruz. Bunların hiçbirine Sistani gitmemiştir. Bakın bunun çok altını çizmekte fayda var. Onun için burada en önemli noktalardan bir tanesi Sistani'nin siyasete karışmadığını görsek de ama pratikte çok etkin olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Ve bunu da İran'a karşı Batı dünyası bu şekilde kullanmak istiyor. Ya da İran'ın rakibi olarak gördüğü Sistani ile daha iyi ilişkiler kurmak istiyor gibi bir Londra şey. Londra ziyaretini o yüzden bakın şimdi Ali Hameni biliyorsunuz yıllardır prostat kanseri Ali Hameni. Dini rehber dediğimiz İran'ın tepesinde oturan adam. Ama bugüne kadar İran dışında bir tedavi için herhangi bir ülkeye gitmedi. Bu çok önemli bir gelişme. Ama Sistani 2004 yılının 4 Ekim'inde Londra'yı ziyaret etti tedavi için ve orada kaldı. Hatta çocuklarının Londra'da çok ciddi anlamda da hatta söyleyeyim emlak zengini. Yani böyle emlakçılar ve çok ciddi bir zengin yapıları var. Iraklı Şiilerin bir özelliği de Batı'da Londra'yı seçmesi, İngiltere ile çok iyi İngilizlerle ilişkiler kurması. Her ne kadar 20 devrimi dediğimiz İngilizlere karşı Osmanlı'dan sonra 1914 Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı'ya karşı ikiye ayrılsa da Irak'taki dini Şii merciler ama bir kısmı diyor ki ben tezim Şiilik üzerine olduğu için söylüyorum bunları. Çalıştığım için söylüyorum. Evet, evet. Bir grup Şii din adamı diyor ki biz Osmanlı Sünni de olsa ama Müslümandır destek vereceğiz diyor. Osmanlı'nın yıkımına karşı biz Irak'ta İngilizlere karşı bir ne yapacağız? Bir direniş göstereceğiz diyor. Evet. Diğer tarafta da diyor ki burada diyor biz İngilizlerle işbirliği yaparak Irak'ta otoritemizi sağlayacağız ve Irak'taki yeni yönetimin, Irak devletinin yeniden kurulması için Sünni bir o imparatordan kopacağız ve daha güçlü bir hale geleceğiz diyor. Onun için burada ikiye ayrıldı din adamları Şiilerde. Bir kısmı Osmanlı'ya, bir kısmı İngilizlere destek verdi. Bu bir gerçek. Onun için bunları göz ardı etmemek lazım. Bugün tarihsel boyutları bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Bizlerde yani Müslüman alemlerinde, dünyasında, Türkiye dahil bunun içerisinde, Orta Doğu ülkelerinde tarihi okumadan hep önümüze bakarız. Evet. Ama İngilizler, Batılılar hep tarihe bakarak sizinle karşı karşıya muamelelerini artırırlar ya da projelerini üretirler. Yani biz karşı taraftaki insanlar geçmişte bize ne yapmış? Biz bunlara karşı olarak intikam olarak da olabilir, mükafat olarak da olabilir. Biz bunlara karşı nasıl bir tavır alacağız? Yıllardır bunu yapıyorlar Orta Doğu'da. İngilizler şu anda Irak'ta, bakın ben bunu hep örnek veriyorum. Irak Savaşı'ndan sonra, işgalinden sonra ABD'nin, İngilizler dediler ki biz dediler Irak'ın güneyini istiyoruz. Uluslararası koalisyon güçleri içerisinde. Neden? Çünkü Şiilerin psikolojisini, toplumsal yapısını biliyorlar. Evet. Ben bunu o yüzden örnek veriyorum. Belki zamanınızı alıyorum ama şöyle bir şey var. İngilizler güneyde Şii çocuklarla, Şii toplumuyla maç yaparken Amerikalılar orta, kuzey ve Bağdat yöresindeki toplumlarla silahlarını böyle tutup zaman zaman hatırlarsanız bir çocuk taş attı diye öldürdükleri bile oldu 2005 yılında. Yani biz bunu hatırlarsanız, yani İngilizler ne kadar akıllı olduklarını, toplumsal olarak nasıl yetiştirdiklerini, hatta şunu da söyleyeyim. 6000 ABD askeri hayatını kaybederken Irak'ta, 148 askerini kaybetti İngilizler Irak. O da koalisyon güçleri içerisinde konvoy halinde yürüdükleri için bu saldırılara maruz kaldılar. Yoksa hiç kimse orada İngiliz askeridir deyip vurmadı onları. Onu da söylemek lazım. Altını çizmek lazım. Papa'nın o yüzden ziyaretinin daha çok batılı, ben Papa'nın ziyaretinin bir İngiliz projesi olduğunu sizin kanalınızla
altını çizmek istiyorum. Çünkü sürekli diyorlar ki Papa'nın işte Kürtlere destek verecek. İngiliz projesiydi Papa'nın Irak ziyareti. Evet, İngiliz projesi. Ve bugün Irak'ın başındaki Cumhurbaşkanı da bir İngiliz projesi olarak, her ne kadar bakın 2010 yılından beri, Cuma Bey ben bunu çok net söyleyeyim, Irak'ı araştırmayan, Irak'ı iyi okumayan şunu görmeyebilir. ABD başarısız olduğunu kabul etti. Evet. 2008 yılında kabul etti. Obama o yüzden Irak'ta Obama'nın seçilmesinden Obama seçildikten sonra 2008 yılında Irak'la ABD arasında bir stratejik güvenlik anlaşması imzalandı ve Irak parlamentosundan geçti bu. Neden geçti? Çünkü o zaman şunu anladı ABD'liler. Biz bunu bu projeyi başaramıyoruz. Bakın 2010'dan sonra, 11'den sonra Irak'ın başına gelen başbakanlar ya İngiliz projesidir ya Fransız projesidir. Abadi daha önceki biliyorsunuz. Evet. Haydar Abadi 2014 yılında Daesh'le birlikte gelen, zaten İngiltere mezunu, doktorasını orada yapmış ve İngiltere'de yetişmiş bir insan. Şii olsa da. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz daha sonra Abadi'den sonra gelen 2018 yılında Ekim ayında gelen Haydar Abadi, pardon Adil Abdülmehdi, eski Irak Cumhurbaşkanı yardımcısı, o da bir Fransız ekolüydü. Bu ikisi de denendi Irak'ta. Ama şu ana kadar Irak'ta denenen şudur. ABD'nin seçtiği başbakan her zaman İran yanlısı ve İran'ın nüfuz alanını artıran bir başbakan oldu. İngilizlerin seçtiği başbakanlar genellikle İran karşıtı ama dengeli bir politika izlemiştir. Onu da söylemek lazım. Evet. İran'ın çünkü burada, tamamen dışlayamazsınız. Evet, burada şunu sormak istiyorum. Özellikle yani evet, bahsettiğiniz şeyler çok önemli. Özellikle İngiltere'nin bölgedeki etkisi, Şiilerin bölgedeki gücü ve onun bir şekilde Batı'yla ilişkisi anlamında gerçekten ki alanınız da olduğu için, teziniz de o yönde olduğu için çok önemli bilgiler verdiniz. Ama ben şunu merak ediyorum. Irak'ta bir dönem Şiilerin direnişi, yani Mukteda es-Sadr gibi isimlerle çok ön planda duruyordu. Yani onlar daha muharip, daha savaşçı gibi gözüken milisler gibiydi. Ya da işte Şiiler genelde hani birazcık daha katı, Sünnilere göre daha katı olarak bilinir Batı'ya karşı. Fakat ben şunu merak ediyorum. Irak'ta toplumsal anlamda, evet Sistani'nin böyle bir yönü var ama Irak toplumu da Sistani gibi mi düşünüyor, yoksa gerçekten İran'ın etkisiyle daha radikal, yani Sistani bu Batı'yla aralarının iyi olmasını Irak'taki Şiilere, topluma ikna edebilecek mi sizce bu durumu? Şimdi şöyle Cuma Bey, açıkçası biraz klasik olacak. Gerçekten sorunlarınızı çok beğendim. Açık söyleyeyim. Yani teşekkür ederim. Çok sağ olun. İkinci sorunuz çok benim bugüne kadar özellikle 5 Mart'tan beri pek çok program yaptım. Pek çok röportaj verdim. Yurt dışında, yurt içindeki ulusal kanallara ve de dışarıdaki kanallara, ama çok anlamlı. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın. Aslında şu anda Sistani dese ben laikleşiyorum. Hı hı. Bütün Irak toplumu, Şii, Sünni, Arap, Kürt, pek çok toplum onun etrafında kilitlenecek şekilde bir yönetim isteyecekler ondan. Çünkü yıllardır şunu güçlü düşünüyorlar. Bakın 2019 yılından beri, 1 Ekim 2019 yılından beri Irak'taki ayaklanmalara bakın, protesto gösterilerine bakın, hepsi güneyde ve hepsi diyorlar ki biz İran'a karşıyız. İran barra barra diyor. Yani İran dışarı dışarı diyor Irak'ta. Evet. Bıkmışlar bu amame diyorlar Arapça'da, bu kafasına sarıklı kocalara, din adamlarına. Bunları artık bıktık bunlardan diyor. Çünkü neden diyorlar bunu? İki sebepleri var. Bir, yolsuzluk bunlarda. Ha? Evet. Kayırmacılık bunlarda. Mezhepler arasındaki çatışmaları körükleyen fetvalar, tutumlar, tavırlar, siyasetler bunlarda. Bu yüzden biz diyorlar bir Irak birliği olarak Irak kimliğini istiyoruz. Bakın Irak'ta direniş şu anda aslında daha önce ABD'nin işgaline karşıydı. Şu anda İran'ın Irak'taki nüfuzuna karşı
ve bir Iraklılık bilinci için bir direniş söz konusu. Yani şu anda sizin bahsettiğinizi biliyorum. Haklısınız. 2003'ten sonra kurulan Mehdi ordusu Muktada Sadır İran'a karşı şey yaptı 2007 yılına kadar. Ama onu da Sistani zaten tasfiye etti. Dedi ki sizin yaptığınız hata, çünkü sizin bütün saldırılarınızda siviller hayatını kaybediyor. Ve siviller kaybettiği zaman Iraklılık kimliğinizi kaybediyorsunuz diyor Sistani. Evet. Her ne kadar dediğim gibi siyasete şey olsa da Sistani çok böyle ben iyi niyetli olduğunu açık söyleyeyim düşünmüyorum. Ama şu var, İran ekolüne karşıt olduğu için, Kum'la mücadele ettiği için ve kendisini sadece bir din adamı olarak siyasete karışmayan ve siyasette hiçbir teorik çerçeve çizerek siyasette etkin olmayan Velayet-i Fakih gibi bir din adamı. Ve bunu şunu da görüyor. Mesela diyor içki içtiğiniz yerlerde, içki içen yerleri siz terk edin ya da gitmeyin ama orayı saldırmayın diyor. Kendisi bunu fetva veriyor yani. Bu şekilde yazıları var. Onun için siz bunu gündeme aldığınız zaman, dikkat ettiğiniz zaman çok ilginç detaylar ortaya çıkıyor. Bu yüzden Muktada Sadır direniş meselesinden ziyade Sistani aslında şunu söyleyeyim. Şu anda Sistani direnişe karşı Irak toplumunu çağıramaz. Ama Irak toplumunu layık olalım. Irak'ta bir bilinç, Iraklılık, ulusalcılık, Irak ulusalcılığı bilincini genişletelim derse gerçekten herkes tarafından takdir edilir, herkes tarafından kabul edilir. O yüzden asıl zor olan bugün Irak'ta İran yanlısı olmak. Bakın bak, bugüne kadar bunu hiç kimse dile getirmiyor. 2015 yılına kadar İran yanlısı olmak Irak'ta bir lükstü. Ama 2015'ten sonra Haçlı Şabi'nin ortaya çıkmasından sonra artık İran yanlısı olmak bir tehdittir. Hem Irak algısı içerisinde, Iraklılık bilinci içerisinde, Şiiler içerisinde de. Bakın yani Necef'te 2020 yılında, bakın geçtiğimiz yıl Necef'teki İran başkonsolosluğuna saldırılar düzenlendi. Güney bölgesinde, Necef'te ve Nasırya'da, Basra'da İran yanlısı siyasi partilerin binasına bile saldırılar düzenlendi. Yani burada İran'ı istemiyor kimse. İran'ın yaptığı hata şu. Bakın mesela geçen bir programdaydım. Bir İranlı arkadaşımız şunu dedi. İşte İran şunu diyor. Biz olmasaydık Papa sizin ayağınıza gelmezdi Irak'a. Aslında öyle bir şey yok. Eğer AB de olmasaydı asıl Papa gelemezdi Irak'a. Evet. Çünkü AB de Irak'ı işgal etti. İran etmedi ki. İran devirmedi ki Saddam'ı. Evet. Ama Saddam'ın idamında İran çok etkili oldu. Çünkü bugün idam eden kişilerin başında Muktada Sadır var. Ve İran'ın çok desteğiyle bir şekilde biraz da eski gelişmişe dayalı bir intikam söz konusuydu Şiiler içerisinde. Babasını zaten, Muktada Sadır'ın babasını hapishanelerde katletmesi, suikastlar düzenlenmesinden dolayı böyle bir intikamdı. Aslında o da İran'ın etkisiyle değil. Bunu herhangi bir insan babasının intikamını bir diktatörden almak için yapar bunu. Yani. Evet, ben şimdi zamanımızda biraz daraldı. Sizi de biraz yorduk ama sormadan edemeyeceğimiz bir konu daha var. İşin Türkiye boyutu ve Barzani ile yapılan görüşme meselesi var. Evet. Papa Barzani ile de görüştü. Mesut Barzani ile görüştü. Neçirvan Barzani ile görüştü. Orada çeşitli görüşmeler yaptı ve açıklamalarda bulundu. Barış'a çağırdı. Yani kendince Musul'u ziyaret etti. Biliyorsunuz bölgedeki Türkmenler açısından da bu konuyu merak ediyorum bir taraftan. Bir taraftan da biliyorsunuz orada bir harita pulu skandalı yaşandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada bunun kesinlikle kabul edilemeyeceğini ve sert bir şekilde de uyarısını yaptı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bölgedeki Kürdistan referandumunu biliyorsunuz. Daha önceki Kürdistan referandumunu biliyorsunuz. 25 Eylül 2017. Evet. Bu referandumdan sonra Papa ile böyle bir görüşmede bu pul haritanın ortaya çıkmış olması, harita pulunun ortaya çıkmış olması nasıl? Türkiye'ye bir mesaj var mı sizce burada? Şimdi şöyle, aslında
Türkmenlerden başlamak isterim. Evet, buyurun. Çünkü o çok bizim en büyük Türkiye açısından da sorunlardan birisi. Şimdi çok ilginç bir şey var Kuzey Irak'ta. Bakın Irak'ta Kuzey Irak hükümeti içerisinde, yönetimi içerisinde oluşumlardan sorumlu bölge bakanı Aydın Maruf zaten Kuzey Irak'taki bütün etnik ve mezhebi anlamdaki gruplardan sorumlu bir bakan. Ama o bakan mesela bu görüşmede yoktu dikkat ettiyseniz. Kuzey Irak parlamentosundaki parlamento başkan yardımcısı ya da genel sekreteri Müna Kahvacı bir Türkmen yani orada. Şimdi buraya baktığınız zaman Türkmenlerin göz ardı edildiğini kabul ediyoruz. Evet doğru. Ama şu var, ben şuna her zaman inanıyorum. Irak'ta iki tane gücünüz olacak. Bir siyasi, iki askeri. Yani silah şeyine bağlanacak şekilde söylüyorum bunu. Silah gücünüz yoksa Irak'ta hiçbir şekilde söz sahibi olamazsınız. Türkmenler arasında baktığımız zaman sürekli karşı taraftan bizi hatırlasın diye düşünmek de doğru değil. Çünkü bizim oradaki Türkmenlerin durumu yani bakan oluşumlardan sorumlu. Daha ötesi var mı ya? Yani Bugün Hristiyanlar sorumlu olan Türkmen bakanı. Türkmen yani Irak Türkmen Cephesi'nin yürütme kurulu üyesi Aydın Maruf aynı zamanda hem Türkmenlerden hem Ermenilerden bile sorumludur. Çünkü oluşumlardan sorumlu diyor. Bakanlık olarak, bölge bakanı olarak ortaya çıkan bir siyasi yapı. Onun için burada Türkmenler tabii ki göz ardı edildi ama oradaki insanlar da, siyasiler de bunu çok dile getirmeler lazımdı. Yani ben isim vererek sürekli birisinin reklamını yapmak istemiyorum. Türkmen milletvekilleri Barzani ile, Neçirvan Barzani ile, Mesut Barzani, Neçirvan Barzani, Mesrur Barzani, Kubbet Talabani ile sürekli fotoğraf, fotoğraf çekip sosyal medya hesabından yayınlanan Türkmen milletvekillerine ben de şunu sorarım. Neden orada Türkmenler yok demek için kimsenin hakkı yok. Evet. O zaman siz ne işiniz vardı orada değil mi? Oluşumlardan sorumlu bakanımız var. Cephe başkanı, cephenin yürütme kurulu üyesi Aydın Maruf. Neden orada ben yokum demesi lazım kurulda yani. Bakanlar kurulu toplantısında. Papa'ya da bunu belirtmek lazım. Papa gelmez ki kimseyi fanusla mumla arasın orada değil mi yani? Bunu, evet. Doğru söylememiz lazım. Biraz bu konuda ben de bu işin içinden geldiğim için de çok iyi biliyorum. Siz bunu kendiniz organize edeceksiniz. Yok mu diyeceksiniz. Papa'nın gelişi zaten Şubat'tan beri belliydi. Ben size söyleyeyim. Ben Twitter hesabımdan bunu yayınladım. Papa'nın nereye gideceğini, nereden ne yapacağını zaten Vatikan kendisi açıkladı bunu. Ziyaret programını, hiçbir liderin ziyaret programını bir ay önce açıklayamazsınız bugüne kadar. Yani bir başbakan, yani mesela Cumhurbaşkanımız gelsin Irak'a, iki gün önce haberiniz olur, bir gün gidiş günü haberiniz olur programdan değil mi? Evet. Papa ki bir ay önce haberlerde çıktı. Kendisi Vatikan bunu açıkladı, kendisi Papa açıkladı bunu. Onun için hatta Vatikan Irak Büyükelçisi de bu Papa'nın ziyaretiyle ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı bununla dikkat çekmek isterim. Dikkat ederseniz Vatikan Büyükelçisi Papa'nın yanında yoktu. Neden? Çünkü korona oldu. Yani bu korona hastalığı içerisinde de geldiği için Bağdat'ta ve Papa'nın ziyaretinden dolayı şehirler arasında seyahatinden dolayı organizelerden dolayı Papa'nın Irak Büyükelçisi korona oldu. Bakın yani bunu bir de göze alarak Papa Irak'ı ziyaret etti. Dikkat ederseniz bazı yerde maske sorunu her ne kadar çok gelirken aslında çok sıkı bir önlem alınacağı söylendi. Ama Papa'nın görüşmelerde Iraklılarla, siyasilerle her ne kadar tokalaşmak, öpüşmek istemese de ama adamlar sarıldılar bu adama. Yapamadı. Onlara karşı koyamadı ve ister istemez çiğnendi bu şeyi. Yani bu önlemler çiğnendi ister istemez bu korona meselesinden, Covid-19'dan dolayı. Diğer taraftan baktığımız zaman pul meselesi, evet bu Irak, Kuzey Irak'ın bence iç kamuoyuna, ben daha önce de söylediğim için tekrarlarım, iç kamuoyuna göre özellikle Kuzey Irak Kürt yönetimi
referandum, bağımsızlık referandumundan sonra Kürdistan kelimesi, Kürdistan devleti, bir Kürt devleti hayali sanki rafa kalkmıştı. Ama bu şeyle, bu pulla sanki tekrardan gündeme getirmek istediler. Bir de şunu söylemek lazım. Papa'nın kafasının üzerinde Türkiye, İran, Suriye var. Kafada da Papa var. Yani Irak merkezli bir kendisi omuzlamış gibi ben yorumluyorum açıkçası bu şeyi. Yani kafasında sanki aslında bu şey ne gösteriyor biliyor musunuz? Biraz vücut dili, ben psikolojik şeylerde de şeylerde okuduğum için, vücut dili anladığım için vücut dillerinden, evet, ya da resimleri nasıl derler yorumlamaktan. Ben şunu şu şekilde görüyorum. Papa'nın kafasında bir Kürdistan haritası var ve Kürdistan projesi var. Irak ziyareti sırasında da Papa bunu empoze edecek, bölgeye yayacak gibi bir pul hazırlamışlar. Bunu Kürtler hazırlasalar da ama Papa'ya mal etmeye çalıştı. Ve bunu Batı'yı da kabul ettirmeye çalıştılar Papa üzerine. Onun için burada bu haritayı bir Kürt evinde de görürsünüz, Irak ziyaret ettiğinizde. Bir devlet dairesinde de görürsünüz. Yani Kürdistan, Büyük Kürdistan sözde, Büyük Kürdistan devleti haritasının bu olduğunu sürekli herhangi bir lider geldiğinde bunu görebiliriz. Onun için bu Kürtler için bir vizyon, bir hayal olarak karşımıza çıkıyor. Ama en önemli nokta şu, buna dikkat etmemiz lazım. Türkiye bunu tepki verdi. İran, hatta İran Dışişleri Bakanı, Bakanlığı Sözcüsü Hatip dedi ki, şöyle bir açıklama yaptı. Bu uluslararası hukuka aykırıdır dedi. Evet. Kuzey Irak'a bir açıklama bekledi. Türkiye'de çok net bir açıklama yapacaksınız dedi. Açıklama da yaptılar. Şöyle bir şey açıklama yaptı Kürtler. Onaylanmadı şeklinde bir. Dedi ki biz onaylamadık. Evet. Bunu bir ekip, bir genç ressam, işte bu işi dizayn yapan gençlerimiz tarafından kurulan bir şey, üretilen ya da tasarlanan bir puldur. Zaten 6 tane pul vardı. Bir tek bu ön plana çıktı. Diğeri de aslında ön plana çıkması lazım bana göre. Şu, o da şudur. Erbil Kalesi'ni gösteriyor. Kalesi Türkmendir. %100 Türkmendir Erbil Kalesi. Oraya Güneş Kürt bayrağı sembolünü koymuşlar ve Papa'nın orada bunu göstermeye çalıştılar. Yani bunu biraz Irak içerisini Kürtler, Kürt siyasetini de çok iyi bilmek lazım bu konuda. Bana göre çok fazla da bunu gündem etmemek lazım. Türkiye zaten yeteri kadar bir tepki verdi. Kürtler de bundan geri adım attı. Evet. Ve Kürtler 25 Eylül 2017 tarihinden bu yana bir bağımsız bir devlet olmanın bir hayal olduğunu kendileri de çok iyi biliyorlar. Ve bunu sadece iç kamuoyuna göre, içerideki kargaşaya göre, liderlik savaşına göre bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Ve Batı'ya da şöyle, bakın burada bir Büyük Kürdistan projemiz var, hale tutuyoruz. Burada Papa duruyor. Geldiğinde de biz bunu pul olarak yayınladık. Pulun sembolik bir önemi var ama altı dolu olan bir şey değil. Yani evet, bence çok gündem olması da doğru değil. Türkiye'de çok konuşuldu. Aslında onların da hedefi şuydu. Bunu Kürt devleti haritasının, Büyük Kürdistan, sözde Büyük Kürdistan haritasının bir reklamını yapmak. Bir şimdi gündem biz bunu olarak yayınladığımız göstermek. Zaman bile biz reklamlarını yapıyoruz. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Türkiye'den tepki gelir. Türkiye'den kapı, Habur sınır kapısı kapanır. İran bütün sınırları kapatır. Bağdat kavga eder. Ama reklamını Kürtler devlet yapmış olarak dünyaya bunu uyarlarlar ve bunu dünyaya tanıtırlar. Aslında bir de orada biraz Kürtler baskı altındadır görmek de lazım. Bunu bu şekilde de gösterir. Bakın yani bizim hakkımız yok ki, hayal etmeye bile hakkımız kalmamış bu bölgede. Batı'ya bunu gösteriyorlar şu anda. Evet, bu, evet. Pulla. Yani niye? Bakın biz bunu bir pul olarak, bir tasarım olarak yaptık. Türkiye, İran bize tepki verdi. Şimdi siz mazlum rolü oynayacaklar, ajite edecekler diyorsunuz. Tabii tabii, kendi nasıl derler, uluslararası hukukta ve Birleşmiş Milletler şeyde var ya, kendi kaderini tayin etme ilkesine bu aykırıdır derler. Evet. Çünkü biz bunun ilke olarak görüyoruz derler Kürtler dünyaya. Ama size söyleyeyim, yani bu çok fazla gündem olmayacak olmamalı. Ve Kürtler bunu çok bilincinlerde, sadece gündem yapmak için Kürdistan devleti, sözde Kürt devletini
tekrardan gündeme getirmek için Türkiye'yi, Irak'ı, yani bir bu toprakları kolay kolay kimse kazanmamış ki size bedavaya versinler pul üzerine. Hiç evet. Kimse pulla, devlet, toprak, hiç kimse size bir şey söyleyeyim. Siz komşunuza bile pul verseniz, o komşunuzun kapısının önü bizimdir deseniz, o pula tepki verir ve o pulla siz ona sahip olamazsınız. Tabu önemlidir, tabu bu işte. Evet. Yani bu işte kan önemlidir. Bu devletler kolay kolay kurulmamıştır. Hele Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç kimsenin söz edebileceği, bir karış toprağına söz edebileceği bir devlet değildir. Bunun altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu mesajla bitirelim. Verdiğiniz tamam. Mesaj gerçekten çok önemli. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler olun, için, yayınımıza katıldığınız için. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Evet. İyi yayınlar, sağ olun. Evet, Orta Doğu Avrasya ve Asya Pasifik Platformu Direktörü, ODAP Direktörü Ali Semin'le birlikte Papa'nın Irak'a yaptığı ziyareti konuştuk. Gerçekten çok önemli bilgiler verdi. Benim de çok notlarımı aldığım, şaşırdığım konular var. Özellikle Sistane'nin bölgedeki gücüyle ilgili, tarihsel arka planla ilgili, Papa'nın bölgeyi ziyaret etmesinin amacıyla ilgili önemli konulara değindi Ali Semin. Bunun yanında pul meselesini de, reklamını yapmamak gerektiğini de altını çizerek söyledi Ali Semin. Tabii bu ziyaret konuşulmaya devam edecek. Dediğim gibi tarihi bir ziyaret. Hem ziyaretin öncesi, açıklamaları, ziyaretin iptali, ardından gerçekleşmesi, ziyaret anı, ziyaret edilen isimler, orada konuşulan konular, verilen mesajlar gerçekten tarihe not düşülecek bir ziyaret oldu. Papa'nın Irak'a yaptığı ziyaret. Bunun sonuçlarını hep birlikte göreceğiz, takip edeceğiz. Orta Doğu'da neler yaşanıyor? Türkiye bu konuda neler yapacak? Nasıl adımlar atacak? Bunları da hep birlikte görüp takip edeceğiz. Dosya programının bu haftaki konusu Papa'nın Irak'ı ziyareti ve Orta Doğu analiziydi. Bir analiz gerçekleşti çünkü. Önümüzdeki hafta başka bir dosya konusu ve başka konuklarla karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.